Nisa Şirin için donör aranıyor. Pazar günü Columbia Theater'da birçok insan Nisa için test yaptırdı. Etkinlikte doku tiplemesi bölümünde 125 kişi çalıştı. Ayrıca yemek ve çocuklar için eğlence alanı da mevcuttu. Aranan donörün 8-5 yaş arasında ve 50 kilodan fazla olması gerekiyor. İlik bulunduğu takdirde nakil Mayıs ayında yapılacak. Donör olmak isteyenler fakat yurt dışında olanlar DKMS'ye internetten başvurabilir. Başvurunun ardından DKMS size posta yoluyla bir set gönderecek. Donör adayları bu set yardımıyla tükürüğünü posta yoluyla DKMS'ye yollayabilecek. Böylelikle kişinin uygun olup olmadığı da tespit edilebilecek. Ya bugün kök hücreyi hani vermek için geldim. Küçük bebeğimiz varmış, bayağı hastaymış, hani ona yardım etmek için. İnşallah olur. Peki seyircilerimize bir demek istediğiniz bir şey var mı? Bir mesajınız veya ya mesaj duygularınız? Mesaj olarak yani herkes yardım etse çok çok güzel olur. Çünkü ne kadar fazla kişi katılırsa o kadar da hani hastaları için hani yardımcı olabiliriz. Yani iyi bir şey bu. Onun için yani herkese söylüyorum hani katılın. Böyle hani ufak bir şeyle hani yardım etme hani şansımız çok büyük. Evet. Siz yaptınız. Evet. Nasıl bir duyguydu sizin için? Fazla da sürmedi zannedersem. Hani sizin için o an nasıl bir anda hani yaptınız? Ya zaten ben hani yardım etmek için buraya geldim. Hani çok güzel bir duygu ve inşallah hani bugün hani birisi bulunur. Hani ben de bulunursam çok sevinirim. Hani böylelikle yardım etmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Buraya gelme sebebinizi öğrenebilir miyiz? Nisa Şirin kanser olduğu için yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah ona bir kök hücre bağışlısı bulabiliriz yani. Ben Özlem, Nisa Şirin'in annesiyim. Buraya yeni geldin şimdi. O kadar insanı görünce nasıl bir his içindeydi? Nasıl bir duyguydu? Çok mutluyum. Şu an mutluluğumu nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. O kadar güzel bir duygu ki anlatamam size. Peki o kadar kişi bekliyor muydunuz? İnşallah daha çok kişi gelir. Çünkü bizim için çok önemli bir gün. Bu kadar çok yardımcı var. O kadar seviniyoruz ki ne diyeceğimi artık bilmiyorum. Peki bütün insanlara bir söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Duygularınız, hisleriniz veya başka bir şey? Her şey için candan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepiniz için. Hep bize destek çıktınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımızdaydınız. İnşallah devamlı gider böyle. İnşallah. Merhaba, benim ismim Akif Han. Nisan babasıyım. Ve bugün bu organizeye geldik işte, bakalım. Siz sabahtan beri buradasınız. Bütün hislerimizi beraber yaşadık zaten. Yardımcıları siz de baştan gördünüz, takip ettiniz. Bütün insanlara, sizi görenlere bir şey demek ister misiniz? Vallahi herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yardım ettiniz, organizeyi yaptınız. Sabahtan beri dediğim gibi buradayız. Arkadaşlarla beraber masaları şey yaptık. Milleti bekliyoruz. İnsanlar inşallah duyarlar, gelirler. İşbirliği olarak kendi registrini yaparlar. Böyle de bu maksatla da inşallah kızımıza birisini bulabiliriz. Yani en mühim o bizim için. Çok duygulandım. İçeri girerken buradaki kalabalığı görünce gözlerim yaşardı. Çok duygulandım. Hislerim bu şekilde. Çok duygulandım. O kadar kişi bekliyor muydunuz? Beklemiyordum. Ama bu kalabalığı görünce dediğim gibi gözlerim yaşardı. Çok duygulandım. Çok mutluyuz biz de bu durumu öyle görmemize, şahit olmamıza. Sizin söylemek istediğiniz duygularınız veya herhangi bir şey var mı? Duygularım şu şekilde, insanlar değer vermişler, yardım etmek istiyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz gelenlere. Eğer sevincimiz daha da yükselecek, büyüyecek, uygun doku veren bağışçı bulunursa sevincimiz kat kat daha artacak. Halamın oğlunun torunu oluyor. Öyle mi? Duygularınızı alalım. Çok duygulandım. Bugün bu kadar katılım olmasından ötürü çok güzel. Hele ki gençlerimizin bu kadar duyarlı olması çok gurur verici. Peki siz bir mesajınız var mı? Bir şey söylemek ister misiniz? Bence Türk olarak bu kadar insanı bir araya toparlayabildiğimiz için gurur duymalıyız. Her olasılığı yani kötü durumlardan bile iyi bir şeyler çıkartabilmek gerekiyor. Hislerim yani yardımcı olabilmek çok güzel bir duygu. Gerçekten umarım
hedefimize ulaşırız. Yani ilk hedefimiz tabii ki Nisa'ya donör bulabilmek. Onun haricinde tabii ki ne kadar çok insana yardım edebilirsek o kadar da güzel olur. Peki bir mesajınız var mı söylemek istediğiniz? Ya şöyle söyleyeyim, ben aslında insanlara şimdiye kadar donör olduğumu söylemedim. Söylemek de istemiyordum. Ama şeyi fark ettim çevremdeki insanlardan. Çok böyle korkulu gözlerle bakıyorlar. Donör oldukları zaman tedirginler. Aslında hiçbir şekilde tedirgin olmaları gerekmiyor. Kendileri hiçbir şekilde bundan zarar görmüyorlar. Zaten eğer ki kendilerine zarar verecek bir durum olursa zaten hiçbir şekilde donör olarak alınmıyorlar. Yani herkes içinin rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla donör olabilir. Çok mutlu olduk. Küçük bebeğe yardım edebilme yani şansımız olduğu için. Ben de çok mutluyum burada olabilmek için, buraya destek verebilmek için. Biz de size çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz yardım edebildiğimiz için. Gönüllü olarak katıldınız. Peki organize işlerine, bütün her şeye şahit oldunuz. Bir şey demek ister misiniz? Duygularınız olsun veya burada yaşadığınız anları olsun. Yani yine hep birlikte sesimizi duyurduk. Bu çok güzel bir şey. Geçen sefer Emine için duyurduk. O zaman 4 bağışçı bulunmuştu. İnşallah şimdi Nisa için de bulunur.